Ulusal Kanal ekranlarından merhabalar. Ulusal Özel'le karşınızdayız. Uluslararası arena oldukça hareketli. Türkiye'de bu hareketli arenanın tam da merkezinde. Bugün oldukça önemli konular konuşacağız. Şimdi stüdyoda Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Ferit İlsever bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın İlsever. Hoş bulduk efendim. İlerleyen dakikalarda Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal da bizlerle birlikte olacak kısa bir süre sonra. Öncelikle programa başlamadan bugün neler konuşacağız konuklarımızla birlikte onu bir özetleyelim isterseniz. Avrasya Yüzyılı artık ağırlığını koymaya başladı. Bölgede her geçen gün tarihi ve kritik önemde gelişmeler yaşanıyor. Bugün de özellikle konuşacağımız konu aslında NATO. NATO'nun misyonu, Türkiye'nin NATO'daki yeri, NATO içerisindeki kamplaşmalar, Atlantik Avrupa kamplaşması ne aşamada, bunları konuşacağız. Hemen onunla bağlantılı olarak bu haftanın gündeminde Türkiye ve Libya arasında imzalanan bir mutabakat muhtırası vardı. Çok önemliydi. Mavi Vatan'da 17 yıl sonra ilk defa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında bir devletle bir anlaşma imzalandı. Tabii bu NATO'da ne gibi bir etki yarattı? Mavi Vatan'da dengeler nasıl değişecek? Bunları konuşacağız. Öte yandan yarın oldukça kritik bir toplantı var. Bütün dünya gözü yarın Londra'da olacak çünkü NATO'nun 70. yılında NATO Liderler Zirvesi yapılacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu toplantıda olacak. Çantası oldukça dolu Erdoğan'ın. Doğu Akdeniz, S-400 konusu, Suriye'deki kriz, birçok gelişme bu toplantıda olacak ve önemli çağrılar yapılacağını da biliyoruz. Evet Sayın İlsever, bu kadar kapsamlı konunun içerisinde tabii iç siyasete dair de konuşacaklarımız mutlaka ki bu dış politikayla paralel olarak olacaktır. Sizinle ilk başta şu konudan başlamak istiyorum. İlk başta söylediğim gibi dünyada dengeler değişiyor. Artık Atlantik ağırlığını kaybediyor. Avrasya yüzyılı ağırlığını kazanıyor. Bence bu çok önemli bir nokta ve NATO tam olarak bu aşamada nerede? 70. yılında NATO'nun 70 yıl öncesine göre neler değişti? Teşekkür ederim. Öncelikle sizlere, bütün Ulusal Kanal izleyicilerimize saygılarımı sunuyorum. Şimdi evet, yarın Londra'da, yarın ve öbür gün, iki gün NATO çok kritik, tarihi önemli bir toplantısı var. Şu bakımdan tarihi önemli, tam da sorunuzun yanıtı olacak şekilde NATO hakikaten yani Fransız Cumhurbaşkanı Sayın Macron da ifade ettiği gibi beyin ölümü gerçekleşmiştir. İşin gerçeği bu. Geçenlerde bunu söyledi Sayın Macron ve hakikaten çok ses getirdi. Yanı sıra aynı günlerde yine Alman vekil Jürgen Trittin idi. Evet, o NATO kendi gölgesinden ibaret diye bir açıklama yaptı. Ve artık NATO'yu, yani düşünün, Almanya, Fransa'nın en yetkili isimleri bu şekilde tarif ediyorlar. Gerçekten de beyin ölümü gerçekleşmiş bir olayla, bir olguyla karşı karşıyayız. Çünkü bunu nasıl söylüyoruz, neden söylüyoruz daha doğrusu? Çünkü şunu bir çok kısa bir tarihçeyle hatırlatmakta yarar var. O zamanki kuruluş misyonu neydi, hedefleri neydi? Bugünü daha iyi anlamamız açısından çok önemli. Tabii anlamamız bakımından çok önemli, evet. NATO işte 70. yılını kutluyorlar. Neyse, 1949'da kuruldu ve esas olarak da o zaman yani Amerikan emperyalizminin, tabii 2. Dünya Savaşı'ndan da bir şeyle çıkmış, başarıyla çıkmış falan diye kendisini gösteriyor. Neyse, ondan sonra dünya hakimiyeti amacıyla özellikle gelişmekte olan Sovyetler Birliği'ne karşı bir Atlantik ülkelerinin, güçlerinin bir arada olacağı bir silahlı güç oluşturma hedefiyle şey yapılıyor, kuruluyor. Amaç bu şekilde açıklanıyor. İşte komünizme karşı mücadele, gelişmekte olan Sovyet tehdidine karşı mücadele falan gibi tırnak içindeki ifadelerle açıklanıyor. Fakat işin esası elbette tabii gelişmekte olan Sovyetler Birliği'nin Batı Asya'da olsun, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde olsun bir egemenlik yaratma, kurma ya da yönetme, yönlendirme, denetleme, ne bileyim müdahale etme falan tarzındaki gelişmelere karşı bir savunma amacı gibi görülüyor. Ama işin esası, gerçeği, gelişmekte ve olan Amerikan emperyalizminin dünya hakimiyeti mücadelesinde çok önemli bir askeri mihrak olarak kuruluyor. Esas rolü bu. Ferit Bey, yani lafınızı hemen bir bölmek buyurun istiyorum. Kısa bir ara vereceğiz. Buyurun. Hemen kaldığımız yerden devam buyurun edeceğiz. Buyurun.
Evet, değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Ulusal Özel'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal da aramıza katıldı. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Başta da özetlemiştik, siz de dinleme fırsatı bulmuştunuz. NATO'nun şimdi Ferit İlsever'le birlikte tarihsel süreçteki yolunu, biraz sürecini konuşuyorduk. İsterseniz kaldığımız yerden devam edelim Sayın İlsever. Tabii. Şimdi demin özetlediğimiz gibi aslında işte komünizm, tırnak içinde komünizm tehlikesine, Sovyetler Birliği'nin yayılma ihtimaline karşı falan bir Atlantik sistemini, Atlantik güçlerini, başta Amerika olmak üzere Avrupa ülkeleri falan tırnak içinde koruma amacıyla, savunma amacıyla kurulmuş diye bir örgüt şeklinde ifade ediliyor. Ama kurulduğu günden itibaren tam tersine son derece saldırgan, yayılmacı, müdahaleci ve o emperyalist karaktere, başta Amerikan emperyalizmi olmak üzere uygun siyasetler izliyor. Tabii orada Türkiye'ye çok önemli roller verildi. İşte Sovyetler Birliği'ni güneyden, hemen güneyinden kuşatmak falan tarzında. İşte İncirlik üssünden, Pirinçlik bilmem nereye kadar böyle çeşitli üslerle falan filan NATO, Amerikan üsleriyle üstlenmiş bir şey haline getirildi, ülke haline getirildi. Ama esas hedefi demin de söylediğim gibi Avrupa ülkelerini kontrol altında tutmak. Tabii olabildiği kadar yine Batı Asya'yı, uzanabildiği bölgeleri de yine Türkiye üzerinden vesaire kontrol altında tutmak. Şimdi bu siyaset Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra tabii bitti, iflas etti. Yani şu anlamda tamam Sovyetler Birliği diye bir şey kalmadı. Tehdit diyorsunuz madem ki, böyle bir tehdit kalmadı. Peki şimdi ne olacak? Özellikle 90'lı yıllardan sonra. Bu sefer ılımlı İslam diye bir siyaseti icat ettiler. Daha doğrusu radikal İslam'a karşı gelişmekte olan dediler. Radikal İslam tehdidine karşı işte demokrasi ve ülkeleri savunmak falan şeklinde bir stratejiye yöneldi. 2000'li yıllardan sonra bu. Bu şekilde ifade edildi ve işte yani aslında radikal İslam dedikleri El-Kaide vesaire gibi örgütlerin de çoğunu kendileri yarattı. Başta Amerikan emperyalizmi olmak üzere destekledi. Gizli yollarla, arkadan dolaşarak şunla bunla falan filan ve hakikaten özellikle İslam kökenli ülkelerin başına bir bela gibi adeta bunları sardı. Ama ne olacak peki, buna karşı ülkeler birliğini, bütünlüğünü, bağımsızlığını nasıl savunacak? Ilımlı İslam modeliyle savunacak dediler ve işte FETÖ falan da böyle icat edildi. İşte El-Kaide bilmem ne gibi sözde tırnak içinde radikal İslamcı akımlara karşı, terör örgütlerine karşı sözüm ona ılımlı İslami bir şey olarak. Peki ne oluyor? Sonuç itibariyle olay bu sefer döndü. O Sovyetler Birliği tehdidine karşı savunma amacı bilmem neyinden çıktı. Radikal İslam tehdidine karşı mücadele tırnak içinde adı altında bu sefer o ılımlı İslam dedikleri hareketleri, terör örgütlerini vesaire destekleyerek milli birliğini kazanmış, millet olmuş, millet haline gelmiş ve hakikaten bir ulus karakteri kazanmış ülkeleri bu sefer parçalama senaryosunun aleti haline geldi NATO. Bu Amerika'nın Gladio merkezinin stratejik şeyidir, hedefidir. Özellikle 2000'li yıllardan sonra. Ve gerçekten de milli devlet kalmamalı, parçalanmalı. Ülkeler etnik, dinsel vesaire kökenlerine göre, mezhep vesaire kökenlerine göre parçalanmalı ve tekrar ortaçağ sistemine adeta dönüş gibi bir modeli getirdi, dayattı. Yani Amerikan emperyalizmi, daha doğrusu şöyle söyleyeyim özetle, dünyaya hakim olma mücadelesinde, özellikle Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra da dünyanın tek hakimi benim, efendisi benim ve bütün dünyanın da hakimi ben olacağım, ben yöneteceğim iddiasıyla bu sefer bütün ulus devletleri parçalama senaryosuna girişti ve burada da evet etnik, dinsel, mezhepsel bir sürü çelişmeyi körükleyerek yoluna devam etti. Kritik adım burada 2015 NATO Varşova zirvesidir ve orada şunu ifade etmekte yarar var. NATO kurulduğu günden itibaren NATO Parlamenterler Asamblesi, NATO Konseyi vesaire gibi bir sürü böyle çok bütün ülkelerin, bütün NATO üyelerinin dahil olduğu, katıldığı bir takım sözüm ona demokratik kuruluşlara sahip. Fakat kurulduğu andan itibaren hemen sonrasında esas itibariyle Quint diye adlandırılan dört ülkenin, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin hakim olduğu, dört ülkenin hakim olduğu bir yönetim sistemi yerleştirilmiştir, oturtulmuştur ve kararlar bunlar tarafından alınır. Sen istediğin kadar
NATO Parlamenterler Asamblesi'nde tartış, işte LGBT özgürlüğü, cinsel özgürlükler, yok şunlar bunlar tartışılır durur. Bir sürü konferanslar, seminerler bilmem neler ama gerçek kararlar bu dört ülke tarafından alınır. 2015 Varşova zirvesine kadar. Onu şundan dolayı söylüyorum ve altını çiziyorum. Özellikle bu tarihle beraber Quint dediğimiz o dört ülke içinde bir Quint darbesi yaşanmıştır. Amerika'nın doğrudan doğruya ben yöneteceğim iddiasıyla NATO içinde bir adeta bir darbe senaryosudur bu. Onu hatırlarsınız Fransa'daki Nice'de patlatan bomba. Ya bütün bu 2015 Varşova zirvesi sonrasında Türkiye'deki darbe girişimi 15 Temmuz değil mi? Darbe girişimi vesaire hep bunların şeyidir. Ürünüdür. Bunların sonucudur. NATO içinde, Quint içinde bir Quint darbesi dediğimiz Amerika'nın. Yani şimdi bunları şundan söylüyorum. Bunlarla NATO zaten sallanmaya, sarsılmaya başlamış, yönetilemez hale gelmiş bir noktada iken Amerikan emperyalizminin son teşebbüsleriyle acaba biraz da ayakta durabilir miyiz, kalabilir miyiz, zaman kazanabilir miyiz falan girişimleri. Ama işin temel gerçeği NATO çöküyor. Çünkü dediğiniz gibi konuşmamızın şeyin başında da ifade ettiniz. İnsanlığın yeni uygarlık merkezi Asya'dır. Asya'dan yeşeriyor yeni modern çağdaş insanlık şeyi. Gerçeği buradan yeşeriyor ve ondan sonra gerçekten de dünyanın ekonomik, siyasi, kültürel her alanda besbelli bir ışık, geleceğe yönelik bir ışık şeklinde bir yükseliş bu. Ve bu ortamda Amerikan emperyalizminin dünyaya hakim olma, hegemonya mücadelesi yerle bir olmuştur. İşte Afganistan'da önce, arkasından Suriye'de, Irak'ta peş peşe aldığı yenilgiler sonrasında ancak bu tür darbe girişimleriyle ayakta kalma çabasıdır. NATO şeyini tamamlamıştır. Beyin önüne gerçekleşmiştir. Bu yenilgilerin ardından da zaten NATO'da kriz üstüne de kriz çıkıyor. Şimdi bölgede ağırlıklar değişiyor, dengeler değişiyor. Atlantik cephesi ağırlığını tamamen kaybetmek üzere. Evet. Çünkü Avrasya'da yükselen bir çağ var diyoruz. Şimdi bu noktada Macron'un başından beri ifade ettiğimiz gibi beyin ölümü gerçekleşti. Doğru. Açıklaması var. Sayın Ünal, siz bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? NATO'nun şu anki misyonunu ve pozisyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi önce Macron'dan başlayacak olursak bu açıklama çok acemice. Elinden oyuncağı alınmış mızıkçı bir çocuğun. Ama ben işte bununla oynuyordum, niye elimden aldınız dercesine serzenişlerini ifade eden, Fransa büyüklüğündeki ve ağırlığındaki bir ülkenin cumhurbaşkanına hiç yakışmayan bir açıklama. Şöyle ki, aklı sıra Macron, Suriye'nin güneydoğusunda, Fırat'ın ötesinde bir YPG devleti oluşacağını bekliyordu. Üstelik bunun da Fransa'nın çok büyük böyle askeri vesaire katkıları olmaksızın gerçekleşeceğini, Amerika'nın kuyruğuna takılarak bu işin mümkün olacağını zannediyordu. Ve bunu da işte Türkiye'ye bir şekilde, ya biz aslında IŞİD'le mücadele ediyoruz. Bu YPG dediğiniz şeyler de öyle PKK değil. Ayrıca bunların üzerine giderseniz Avrupa ile ilişkileriniz bozulur. Hepsini dikkate almalısınız falan diyerek kabul ettireceğini zannediyordu ya da ettirileceğini zannediyordu. Ne zaman ki Türkiye 2015 yılının 24 Temmuz günü PKK'ya karşı Türkiye içinde etkili mücadeleye başladı ve bir manada mevcut hükümet, mevcut yönetim bu tehlikeye gerçek manada uyandı. Yani aslında Suriye'de böyle bir işte Esad'ı devirme projesinin, Amerika'nın kuyruğuna takılarak Suriye'yi karıştırma projesinin belki de doğru olmayacağını, Türkiye'nin ulusal çıkarlarının başka yerlere doğru kaydığını, 2015 tarihi itibariyle Amerikalıların Esad'ı devirme konusunda çok da istekli olmadığını, Suriye'yi üçe bölmeye çalıştığını gördü. Bu arada Türkiye'nin içinde belki de IŞİD'le ya da benzer radikal İslamcılarla PKK arasında adeta bir iç savaş çıkartarak, tıpkı Suriye'de yaptıkları gibi, işte burada da PKK'yı radikal İslamcı IŞİD gibi ortaçağ kafalı terör örgütlerine karşı savaşan medeni dünyanın canlı dişine takmış medeni savaşçıları gibi gösterip Türkiye'nin içinde PKK'yı genişçe bir coğrafyada, genişçe bir bölgede adeta egemen kuruluş
bir nevi devlet haline getirmeyi falan planlıyorlardı. Şimdi Türkiye buna karşı ciddi bir şekilde harekete geçince, işte o meşhur Hendek savaşlarıyla PKK'yı hendeklere gömünce, ardından da Suriye'deki oluşturmaya çalıştıkları koridoru kesince, bu batılı ülkelerin birçoğunun psikolojisi bozuldu. Onlarca yıllık proje çöktü. Evet, çünkü bu evet. Özellikle 2003 yılında Amerika'nın Irak'ı işgalinden sonra başlanan böyle bir büyük Kürdistan projesi vardı. Bunun Irak ayağı kafalarına göre tamamlanmıştı. Fakat Irak ayağı tamamlansa bile hala aşiretvari bir yapının üzerinde oturuyordu Kuzey Irak'ta. Bir de eğer bu yapı Suriye ile, Türkiye ile, oralardan koparılacak topraklarla desteklenmez, denize açılması sağlanmazsa tek başına ayakta kalamazdı. Hatta İran'dan belki ciddi bir miktar toprak koparılarak buraya eklenmeliydi. Türkiye'den işte bu bir belki bir savaşla değil ama az önce söylediğim gibi bir iç savaş senaryosuyla yahut işte onun arkasından gelecek bir otonom bölgeyle ama fiilen bağımsız hareket eden, kendi güvenlik güçleri, onların tabiriyle kendi savunma güçleri falan olan bir yapıyla desteklenecek şekilde ortaya çıkarılabilseydi muazzam bir iş başarmış olacaklardı. Şimdi bu işin önünü Türkiye, önce dediğim gibi Türkiye'nin içindeki mücadele, ardından Fırat Kalkanı derken Afrin operasyonlarıyla kesmeye başlayıp, ayrıca Fırat'ın doğusuna da ben rahat vermem, orada da bir devletleşmeye izin veremem dedikçe, böyle Macron gibi sinirlerine hakim olamayan, çocuk davranışlı, koskoca Fransa'nın ağırlığını hiçbir açıklamasında hissettiremeyen, seçildiği sırada ortaya koyduğu politikalarda hemen hemen hiçbir başarı sergileyememiş ve muhtemelen bir sonraki seçimlerde de seçilme ihtimali epeyce zayıf olan bir karakter. Şimdi özellikle bu Barış Pınarı operasyonu olunca tam böyle mızıkçı bir çocuk. Ben de onu diyecektim. İşte, mızıkçılık mı yapıyor? Aynen efendim, işte burada ne güzel bizim bir oyuncağımız vardı da Türkiye geldi de elimizden aldı da işte Trump da kötü çünkü onlara yeşil ışık yaktı da falan. Trump diyor ki kardeşim ben yeşil ışık yakmadım. Adamlar zorla girdiler. Peki adamlar zorla girdiyse diyor yani. Tam Trump'ın ifadeleriyle adamlar zorla girdiler. Ne yapacaktım diyor. Türkiye'ye savaş mı ilan edecek? Halbuki oyalamaya da çalıştılar. Tabii. Ya Membiç'ten itibaren bunu bilmiyor muyuz? Ha burada şu, o zaman madem böyle yani Trump'a bozuluyor Fransa, kendisi asker gönderip Türk silahlı kuvvetlerinin operasyonlarını Fransa durdursaydı bakalım. Fransa bir de birçok yerde boyundan büyük işlere kalkışmış durumda. Mesela şu anda Doğu Akdeniz'de yine böyle Rumlara destek veren bir takım işlerin peşinde kendi çapında. Yani bu işlerin altından Fransa kalkamaz kendi başına. Ama onu görecek kapasitede biri değil. Böyle Fransız İmparatorluğu'nun imparatoru mu zannediyor kendisini, Napolyon mu zannediyor? Yani her ne zannediyorsa bu Macron, yanlış işler peşinde. Şimdi dolayısıyla onun bu efendim NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiş durumda lafının çok ciddi alınır bir tarafı da yok. Nitekim Merkel dedi ki yani ne NATO'nun işte beyin ölümü gerçekleşmiş durumda ne de Türkiye'nin NATO'dan çıkması çıkarılması diye bir şey söz konusu. Türkiye yaptığı bir takım şeylerden dolayı kızsak da NATO'da ne olursa olsun Türkiye'yi tutmak için uğraşmamız lazım dedi. Ha ne zamana kadar bu? Eğer Avrupa Birliği kendisi Avrupa ülkeleri bir ordu oluştururlarsa ki bu bence şu anda gerçekçi değil. Avrupa ordusundan bahsediyorsunuz. Ha böyle bir şey gerçekçi değil. Oluştururlarsa ve o zaman da bakın eğer Avrupa ordusu oluştururlarsa o zaman da yine iki kritik ülkeye ihtiyaçları var. Bunlardan birisi Rusya, birisi de Türkiye. Ha yani Macron'un mızıkçılığıyla varılacak bir yol yok. Şimdi şunu anlamak lazım. NATO gibi örgütler ittifaktır. Silahlı ittifaklardır. Burası gece kulübünde
dans etmek üzere bir araya gelmiş insanlar topluluğu değil. Münih Bira Festivali değil. Evet. Ciddi işlerin konuşulması gereken bir yer. Anlatabildim mi? Soğuk Savaş'tan sonra bu NATO'nun genişlemesi biraz da abuk subuk senaryolarla yapıldığı için ve maalesef Rusya'yı tehdit eder hale ya da boyuta götürüldüğü için, zorlandığı için o boyuta kadar. Bu arada NATO'ya giren bir takım ülkeler de işte siyaseten çok partili siyasi hayata geçince, serbest pazar ekonomisini kabullenince demek ki otomatikman NATO'ya giriliyormuş. Hatta bunlardan bazıları da şu havada, o zaman mevcut halde demek ki Türkiye bugünlerde üye olmak isteseydi NATO'ya bile alınmazdı. Ya kardeşim, bir defa sizler, yani bu Doğu Avrupalılar, biz susmalı. Yani NATO öyle bir yer ki, hani nasıl ki bir finans piyasasında paran kadar konuş kardeşim denir ya, NATO'da da ordun kadar konuş denir. Anlatabildim mi? Yani Türkiye NATO'da olsa olsa Amerika'dan sonra gelir ve orada da çok ciddi bir rolü ve etkisi olan bir ülkedir. NATO toplantısı yarın, liderler zirvesi var. Onun öncesinde zaten Milli Savunma Bakanı da sizin dediğiniz mimaride bir takım açıklamalar yaptı. Şimdi ben başka bir konuya da gelmek istiyorum. Buradan hemen hızlı ilerleyelim birazcık. Şimdi NATO'da planlar ve kararlar 29 ülkenin kararıyla birlikte alınıyor. Bunu biliyoruz. Geçtiğimiz günlerde önemli bir olay oldu. Baltık planını onaylamadı Türkiye. Şimdi bu önemli bir konuyu da beraberinde getirdi. Şimdi öncelikle bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben onu sormak istiyorum. Ardından benim için çok kritik bir soruyu soracağım size. Ferit İlsever, bu vetoyu nasıl değerlendiriyorsunuz öncelikle? Onu tabii, sormak onu değerlendiriyoruz. İstiyorum. Yani ilk defa da böyle bir şey oluyor. Onu da söyleyeyim ben yani. Çok önemli. Bugünkü toplantıda da bu arada Milli Savunma Bakanı özellikle evet, Türkiye'nin veto hakkı vardır diyerek tabii, bu açıklamayı yaptı toplantı tabii öncesi. Vallahi bu işte NATO şeyinde hayatında pek olan bir şey değildir. İlktir. Aslında bu da NATO'nun nasıl çökmekte olduğunu gösteren bir şey. Öyle yani Amerika yer dediğini yapacak, istediğini yapacak, yaptıracak, bilmem ne diyecek falan. Bu dönemin kapandığını gösteren bir şey. Yarınki başlık olan toplantıda da bence Türkiye de dahil birçok ülkenin çıkıp bu konudaki şeyi, o tek hakimiyet sistemini eleştireceklerini ve mahkum edeceklerini ve NATO'nun dağılma sürecinin bu toplantıyla beraber daha da hızlanacağını düşünüyorum. Bir de üzerine güvenlik kaynakları da şöyle bir açıklama yaptı. Biz bu NATO'nun tam da merkezindeyiz. Güney sınırlarını korumakla görevliyiz. Fakat tam da merkezindeyiz dedi. Aslında bu yaptığı hamleyle de ne kadar bir ağırlığı olduğunu da göstermiş oldu. Bunun üzerine hemen şu soruyu sormak istiyorum. Türkiye NATO'dan çıkmalı mı, çıkmamalı mı tartışmaları zaten var. Bu hamleyle birlikte şimdi bu da konuşulmaya başlandı. Acaba Türkiye NATO'dan çıkmamalı mı? Bu stratejik bir hamleydi çünkü. Stratejik olarak bu örgütün içerisinde Türkiye kalmalı mı sizce? Bence biz bunu işte 70. yılı, demek ki biz de bunun 50-60 yılında yaşadık ve mücadele ettik. 50 yıldır, 60 yıldır da söylüyoruz. Orada bir dakika bile durulamaz. Yani benim burada konuşmam başında özetlediğim bir saldırgan örgüt, dünyayı yönetme iddiasıyla, emperyalist sistemin şeyinde, önderliğinde, hakimiyetinde yönetme iddiasıyla ortaya çıkmış bir örgütte bizim işimiz ne ya? Nasıl biz bunlara şey oluyoruz, yıllardır alet oluyoruz bu siyasetlere, bu şeylere? Yani Türkiye zarar görüyor, başka hiçbir şey değil. Türkiye'nin bundan hiçbir şey yok. Kârı, faydası, bilmem nesi yok ama o emperyalist ülkelerin işte saldırgan amaçlarına hizmet eden bir rol üstlenmiş oluyoruz. Ve burada fazlasıyla durduk. Hiç gereksiz bir şekilde durduk. Hiç buna gerek yok. Bu veto kararları ile çok büyük değişiklikleri de önü açılmaz diyorsunuz yani. Bence yani şöyle, bu şu şekilde önü açılacak. Yani o işte Amerikan emperyalizminin ben dünyayı tek başıma yönetirim iddiasını falan iflas ettiğini bu yarınki toplantıyla beraber çok daha net bir şekilde göreceğiz. Artık süreç bu. Bu süreç başlamış durumda. Şimdi Türkiye'nin bu böyle bir örgütlenme, böyle bir yapı içinde biz olamayız, bizim yerimiz yoktur demesi ve ayrılma kararı vermesi, bakın ben size söyleyeyim, o NATO içindeki ayrışma ve bölünme sürecini çok daha derinleştirecek, hızlandıracak ve o sizin demin ifade ettiğiniz Avrupa ordusunun hiç olmasa fikri düzeyde bir zeminini yaratmaya başlayacak. Yani Amerika'nın tek başına hakim olduğu bir sistem yerine, madem ki Avrupa ülkelerinin çıkarları onunla çatışıyor ve
ortak çıkarları var. Bir Avrupa gerçeği diye bir şey var. O zaman da bu yönde Türkiye aslında Amerikan tahakkümünden, hakime, yönetiminden, egemenliğinden kurtulmuş bir yeniden yapılanmanın önünü açacak. Şayet bu çıkma kararı ilan edilse, alınsa ve bütün dünya ilan edilse bunu çok hızlandıracak bir süreç bu. O zaman daha bağımsız, egemen bir yapılanmanın da yolu açılmış olur bu tavırla. Yani Türkiye'nin bu tavrı almasıyla. Hemen bu konuyla çok ilgili Sayın Ünal'ın da fikrini almak istiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye NATO'dan hemen çıkmalı mı yoksa? Şimdi ondan önce bu Baltık'la ilgili kararın onay Türkiye tarafından onaylanmamasıyla başlayayım isterseniz. Şimdi Türkiye NATO'da girdiği 1952 yılından itibaren özellikle kendi ulusal çıkarlarıyla doğrudan ilişkili her konuda hep vetosunu kullana gelmiştir. Özellikle birebir Türkiye'yi ilgilendiren konularda, örneğin Yunanistan, Kıbrıs, Yunanistan, Ege Adaları, bununla alakalı konular. Mesela diyelim ki NATO bir tatbikat yapacaktır Ege'de. Ege'de egemenliği antlaşmalarla Yunanistan'a verilmemiş olan adalar, kayalar vesaire etrafına çekmeye çalışır Yunan tarafı. NATO tatbikatını, gemiler oraya gelsin, uçaklar üstünde uçsun vesaire. Türkiye her defasında alır onu, inceler, sonra oraya koyar şeyleri. Der ki şu ada olmaz, şu bölge olmaz, şuraya giremez, şu şekilde olmaz. Yunanistan'ın hava sahası 10 mil kabul edilmediği için şu şekilde olmaz. Her defasında ve hepsini reddeder. Şimdi dolayısıyla Türkiye NATO içindeki haklarını dikkatle izleyen bir ülke ve NATO konusunda da çok tecrübeli personele sahip. Şu son yıllarda maalesef FETÖ'cü denilen insanların böyle NATO görevlerine falan gönderilmiş olmaları, onların belki Türkiye'nin bu çıkarlarıyla tam birebir uyumlu olmayan davranışlar sergilemiş olmaları mümkün olabilir, bilmiyorum. Ama onun dışında başlangıcından itibaren Türkiye teknik ve askeri düzeyde kendi çıkarlarına çok itina göstermiş bir ülkedir. İkincisi, Türkiye, ha burada ne oluyor peki şimdi bu Baltık konusunda ne oluyor? Baltıklar konusunda Türkiye ilk defa birebir kendisini ilgilendirmeyen bir konuda, birebir kendi ulusal çıkarlarını ilgilendirmeyen bir konuda şunu yapıyor. Diyor ki, siz benim şu konuda milli güvenliğime, ulusal bütünlüğüme yönelik tehdit oluşturan bir örgüte karşı... PKK-PYD meselesiyle ilgili aslında. Siz orada benim yanımda olmuyorsanız, o zaman ben de NATO'nun içinde sizin yapmak istediğiniz birçok şeyi veto etmeye başlarım. Bu fevkalade yerinde bir tavır. Bunu Türkiye bir defa daha yapmıştı 60'lı yıllarda. Küba krizinin ertesinde, Küba krizinin müzakere şekilde Türkiye'yi rahatsız etmişti. Amerika ile Sovyetler arasında gizlice müzakere edilmesi, NATO üyesi ülkelerden konuyla ilgili olanlara son dakikada bilgiler verilmesi, şöyle yapacağız, böyle uzlaşacağız falan diye. O krizin ardından Amerika NATO'ya, NATO'nun bir üye ülkeye saldırıda bulunulduğu takdirde o saldırının diğer ülkeler tarafından diğer ülkelerin hepsine yapılmış kabul edileceği anlamında edileceğini belirten 5. maddenin sulandırılabileceğine dair projeler getirmeye başladı NATO'ya. Türkiye bunu 67 yılına kadar tasdik etmedi, onaylamadı. Ve o arada da 64 yılında aldığı meşhur dış politika revizyonu kararıyla da Sovyetler Birliği ile ilişkilerini fevkalade yakın tutma ve geliştirme politikası izlemeye başladı. Ve o politikanın sonunda da 65 ile 80 arasında Türkiye o dönemde Sovyetler Birliği'nden dünyada en fazla ticari ve ekonomik yardım alan 3. dünya ülkesi konumuna geldi. Ancak 67 yılında NATO'nun, Amerika'nın NATO'ya getirdiği bu askeri stratejinin Türkiye'nin istekleri doğrultusunda revizyona tabi tutulmasından sonra Türkiye onu onayladı. Şimdi dolayısıyla Türkiye NATO'nun nasıl çalıştığını fevkalade iyi bilen bir ülke ve NATO'nun dış kapısının dış mandalı değil. Şimdi burada
İlk defa şunu yapıyoruz. Dediğim gibi Baltıklardaki bizim ulusal çıkarlarımızla birebir, mesela bir Ege gibi vesaire gibi ilgili görünmeyen bir konuyu veto ediyoruz. Aslında bunu Türkiye daha önceki yıllarda da başka konularda yapabilirdi. Örneğin 1990'ların başlarında Avrupa Birliği Doğu Avrupa'ya genişleme stratejisi ne ortaya koyduğunda ve bu ülkeleri Avrupa Birliği'ne almaya çalışırken Yunanistan'ın Avrupa Birliği içinde bir şantajı vardı. Yunanistan demişti ki eğer bizim Kıbrıs Rum kesimi dediğimiz o yönetimi siz Kıbrıs Cumhuriyeti sıfatıyla ve Kıbrıs adasının tümünü temsilen Avrupa Birliği ile müzakerelere başlatmazsanız ve üye yapmazsanız diğerleriyle birlikte, yani Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti vesaire, ben o zaman onların hiçbirinin Avrupa Birliği'ne alınmasına izin vermem, hepsini veto ediyorum peşine. Bu açıkça bir şantajdı. Şimdi o yıllardaki hükümetlerin Türkiye'de şunu yapması lazımdı. Ha böyle mi yapıyorsunuz? Peki güzel, tamam. Aynı ülkelerle ben zaten NATO'nun içinde de şeyim, işte partnerim, ortağım. O zaman ben de şu kararı aldım. Bundan sonra NATO'ya girmek isteyen her ülkede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımak zorunda, büyükelçilik açmak zorundadır. Eğer yapmıyorsa ben buna onay vermiyorum. Ha ne olurdu? Kaos çıkardı. Türkiye çok rahat ederdi bu kaosta. Atlantik sistemi dediğimiz bu sistem kaosa girerdi. Çünkü NATO genişlemeden Avrupa Birliği'nin genişleyebilmesi mümkün değildir. Bakın bunlar öyle paralel genişleme stratejileriydi ki önce NATO'ya giriyorlardı bu ülkeler, ardından Avrupa Birliği'ne. Türkiye'nin ağzına hep bir Avrupa Birliği ya da balı sürdüler, bir havuç tuttular. Bak sen de Avrupa Birliği'ne girebilirsin, onun için çok hırçın davranma falan diye. O zamanki hükümetler de tutarlı politikalar ortaya koyamadılar işin doğrusu. Tutarlı bir dış politika da yoktu zaten. Şimdi bu hükümetin şu anda NATO içindeki kozlarımızın farkına varmış olması bence çok yerinde. Şimdi bu kozlar bir sonraki aşamada şu noktaya da gider. Şimdi siz bizim PKK ile mücadelemize sempati göstermiyor musunuz? Yardım ve destek olmuyor musunuz? Peki ben bunları veto etmenin ötesinde bir başka noktayı daha açarım o zaman NATO'da. Nedir bu? O da şu. Siz bu Doğu Avrupa'ya habire silah yığına neden yapıyorsunuz? Yeni silah sistemleri vesaire. Hep Rus tehlikesi, Rusya'ya karşı savunma falan diye. Baltıkların kaprisi, Romanya'nın tarihi kafa bozukluğu bilmem ne, bunların kaprisleriyle biz de belli bir tehlikeli gidişatın içindeyiz. O zaman biz ise Türkiye olarak Rusya'yı böyle bir tehdit görmüyoruz şu anda. Rusya ile bizim ilişkilerimiz fevkalade yerinde. Bu ilişkiler sadece ticari ve ekonomik alanda değil, aynı zamanda askeri alana da kaymış durumda. Hatta siyasi alanda şu anda Rusya bizim bölgesel ve küresel çok yakınen işbirliği yaptığımız bir ortağımız. Öncelikli konulardan biri de zaten yarın S-400 olacak NATO'lar. Orada oralardan bir şey çıkaramazlar. Ha şimdi o zaman Türkiye şunu diyebilir. Kardeşim Rusya konusunda da ben sizinle aynı görüşleri paylaşmıyorum. Ha bu nedir? Amiyane tabiriyle buyurun cenaze namazına. Ha yani ya NATO ülkeleri akıllarını başlarına toplarlar ve biz bu Türkiye'ye bu muameleyi yapamayız. Biz bu muameleyi yaptıkça o zaman Türkiye'de NATO içindeki kozlarını kullanmaya başlıyor diyerek Büyük Kürdistan projesinden vazgeçerler, Türkiye'yi tehdit eden diğer konularda akıllarını başlarına alırlar. Kıbrıs konusunda Türkiye aleyhine haber açıklama yapmaktan vazgeçerler. Şimdi düşünün, öyle bir garip bir şey var ki şu odada toplanıyoruz. NATO ülkeleriyiz, hepimizin bayrakları var. Türkiye'ye geliyorlar, sırtını sıvazlıyorlar. Sen aslansın, kaplansın, NATO'nun en güvenilir ortağısın, güçlü bir ordun var. Her konuda bugüne kadar NATO'ya tam destek verdin. Çok iyi falan. İyi. Toplantı bitiyor. Hemen öbür tarafa onlar geçiyor. Avrupa Birliği diyor. Orada Türkiye aleyhine abuk subuk açıklamalar yapılıyor. Niye? Diyorlar ki, efendim Kıbrıs Rum tarafı bizim üyemiz. Yunanistan da üyemiz. Üyemiz olduğu için onları tatmin edecek bir takım şeyler yapmamız lazım. Peki NATO içinde bizi PKK'ya karşı tatmin edecek niye bir şeyler yapamıyorsunuz? Ha
şimdi burada şu. Şimdi ben bir 70 yıllık bir ittifak ve şeyden sonra Soğuk Savaş'tan sonra da kendisini bir askeri ittifak artı bir güvenlik örgütü haline dönüştürmüş olan bir kuruluşun kısa bir sürede ortadan kalkacağını beklemek fazla iyimserlik olabilir. Ha, ortadan kalkarsa kalkar zaten. Türkiye burada yeni kurulacak dünyada yerini alır. Neden? Türkiye güvenlik tüketen bir ülke değil. Güvenlik üretebilen de bir ülke aynı zamanda. Yani bizim NATO'ya çok ciddi katkılarımız var. Evet. NATO'dan aldığımız da var. Onu da görmezlikten gelemeyiz. Fakat artık biz güvenlik üretebilen bir ülkeyiz. Ha şimdi dolayısıyla bu NATO'nun nasıl dağılacağına dağılacağını görüp şöyle bir politika çok mantıklı olabilir. Mesela NATO üyesi bir Türkiye Rusya'nın gözünde daha değerlidir. Çünkü az önce dediğim gibi NATO'nun birçok politikasını işlevsiz hale getirebilir aynı Türkiye. Yani öte yandan Rusya ile ilişkilerini derinleştiren Türkiye'de Batı ülkelerinden daha fazla taviz alabilir. Dolayısıyla bu geçiş döneminde nereye gidecekse bu NATO ya da Batı ile ilişkilerimiz nasıl yeniden formatlanacaksa şekil ve içerik olarak bu dönemde çok dikkatli politikalar izleyip öfkelenmeden ama ulusal çıkarlardan taviz anlamına gelecek hiçbir şey de yapmadan çok şey elde etmemiz mümkün. Evet Sayın İnan, şimdi reklama gitmeden önce Sayın Ferisi Sever'e de dönmek istiyorum. Bahsettik, konuştuk. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçtiğimiz günlerde çok önemli bir açıklaması vardı. Sahada ve masada güçlü dış politika. Aslında Türkiye bunu Barış Pınarı Harekatı'yla da hem Rusya ile hem Amerika ile vardığı mutabakatlar çerçevesinde kanıtlamış oldu. Şimdi Sayın Ünal'ın söylediklerinden de Rusya ile ilişkilerden vesaire yola çıkarak yarınki liderler zirvesinde sahada başarılı olan Türkiye'nin masada da önemli bir tavır koyacağını düşünüyor musunuz evet, ortaya? Evet, şimdi bakın düşünüyorum. Şöyle ama bir stratejik hedef olmalı ve ona uygun tavır sergilenmeli. Yani hocamın da belirttiği gibi öyle kızarak, öfkelenerek falan filan olacak şeyler değil. Bakın burada en önemli gerçek şu. Bu konuşmamız boyunca altını çizdiğimiz dünyanın bir Avrasya gerçeğine yöneldiği gerçeği. Avrasya ne? Avrupa Asya Birliği. Niye bunu söylüyoruz? Esas olarak bugün dünyanın başına bela olan Amerikan emperyalizmine indirilecek en büyük darbe ve bunu en kısa zamanda bu belayı insanlığın başına uzaklaştıracak darbe bu siyasi planda Avrasya Birliği değil mi? Avrupa ve Asya birleştiği zaman işte Batı Asya, Doğu Asya, bilmem Avrupa birleştiği zaman Rusya ile beraber tabii Çin'den Rusya ve Avrupa'ya kadar uzanan olduğu takdirde bu siyasi birlik ama aynı zamanda silahlı güç. Bu birliğin doğal bir sonucu olarak, doğal bir uzantısı olarak aynı zamanda bir askeri gücün de ortaya çıkmasıyla Amerikan emperyalizminde bir şey kalmaz ve en kısa zamanda defolur gider. Hem sadece Batı Asya'dan, Fırat'ın doğusundan falan filan değil, elini kolunu uzattığı Latin Amerika'sından bilmem nereye kadar her yerde defolur gider. Bu gücün karşısında durması mümkün değil. Zaten çöküyor inişte ve kaybetmiş durumda. Onun için gelelim yani bugün NATO zirvesinde ne karar alınır, nasıl bir tavır alınır şeyinin de cevabı olarak bence pratikte uygulama. İlk uygulama şu, Türkiye'nin komşularıyla zaten başlatmış olduğu Irak, Suriye, işte Filistin ve Lübnan'dan Rusya'ya kadar uzanan İran'la beraber tabii. Siyasi işte Astana süreci falan diyorlar, diyoruz buna. Birliğin yanı sıra aynı zamanda askeri bir işbirliği ortamının da oluşturulması ki bunun da zemini oluştu. Ama bence daha önemlisi bir adım daha ileri atarak Asya'da bir Şangay İşbirliği Örgütü oluştu mu? Asya'nın ittifakını oluşturan. Türkiye Şangay İşbirliği Örgütü'ne girecek. NATO'nun bir alternatifi var Türkiye için. İşte yani. Ben şimdi alternatifi var ama o alternatifi büyütme adımından bahsediyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum. NATO'dan ayrılacak Türkiye. Bakın radikal bir tutum. Evet ayrılacak. Ne yapacak? Şangay İşbirliği Örgütü'ne girecek. Peki ne oldu ondan sonra? Bakın bu süreç zaten başlı başına NATO'nun o dağılma sürecine indirilen çok ağır bir darbe. Düşünün oradaki hocamın da belirttiği ikinci büyük askeri kuvvet, en büyük kuvvet terk ediyor ve Asya'daki merkezle birleşiyor. Düşünebiliyor musunuz? O NATO'nun dağılma sürecini hızlanacak. NATO'nun dağılma süreci yani şu andaki NATO'nun dağılma süreci demek Amerika'nın dağılması demek. Onun yerine
yeni bir Avrupa'nın daha egemen olduğu bir NATO olur mu? NATO bir biçimi alır mı? Alırsa helal olsun. Almazsa Avrupa ordusu mu diyorsunuz? Mesela Avrupa ordusu kurulabilir mi? Böyle bir gerçeklik var mı sizce? İşte mesela NATO'yu da o hale getirmek mümkün olabilir. Ne olmasın? Yani böyle bir güçlü bir Türkiye adımı Asya'ya doğru uzanmış ve Asya'yla da Avrupa'yı birleştirme yolunda. Bakın ben burada şunu anlatmaya çalışacağım. Türkiye yani 90 yıl, 100 yıl önce olduğu gibi öncü bir ülke karakteri göstermeli. Çünkü tarihin ve işte insanlığın, coğrafyanın, şeyin, sosyolojinin ne derseniz deyin bütün bilim dallarının önümüze koyduğu en önemli gerçek bu. Öncü bir rol. Yani ben oradan arkadan sürükleneyim, buradan yandan dolaşayım ne falan Türkiye'nin yapacağı bir şey yok. Nasıl Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde o Milli Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet devrimleriyle bütün insanlığa örnek oluyor. Öncü bir rol. O bize tarihin yüklediği büyük sorumluluk ve bugün o yine geldi kapımıza dayandı o sorumluluk. O büyük yük. Anlatabiliyor muyum? Evet, NATO'yu da yola getirecek. Getirmezse dağılıp darmadağın edecek. Amerikan emperyalizmine en büyük darbeyi indirecek. Adımları Türkiye atacak. Şangay İşbirliği Örgütü için zaten adımlar atılmış, kurulmuş bir varlık, bir gerçek ortada. Ama oraya Türkiye'nin dahil olması ne demek ya? NATO'dan ayrılıyorsun ve bu yani Atlantik sistemine, o Gladio merkezine indirilmiş en ağır darbe. Onunla beraber de Avrupa'yı da oraya doğru katıyorsun. Bu siyasetleri izleyecek bir rota Türkiye'nin önünde duruyor. Bu görev acil görev olarak duruyor. Zaten Türkiye'nin şu an dış politikadaki yönelimiyle NATO'daki tavrı da yani taban tabana zıt, hem Çin'e karşı alınan tavır, hem Orta Doğu'ya karşı NATO'nun aldığı tavır ve Türkiye'nin şu anda işbirliği yaptığı ülkeler baktığımızda Çin, Rusya, İran, Suriye fiili olarak da. O yani zaman hani, o siyasetin doğal sonucu da askeri planla da bir doğal sonuç aslında bu değil mi? Tabii işbirliğini gerektiriyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet, reklama kısa bir süremiz kaldı galiba. Devam edelim mi yoksa konuklarımın sözünü de bölmek istemiyorum. Kısa bir reklam aramız var. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Ulusal Özel kaldığı yerden devam ediyor. Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Ferit İlsever ve Profesör Doktor Hasan Ünal'la birlikte kritik konuları konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi yarınki liderler zirvesiyle ilgili biraz daha konuşmak istiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çantası dolu demiştik. Özellikle PKK-PYD'ye verilen desteğin kesilmesini isteyeceğini ve bu konuyu zirvede gündeme getireceğini biliyoruz. Özellikle Barış Pınarı Harekatı ile birlikte terör koridorunun parçalanmasıyla NATO'nun tavrı da biraz orada belirliydi. Söylemleri çok netti. Bu konu orada gündemde olacak. Hemen ardından S-400'lerle ilgili konu yine gündemde olacak. Çünkü Amerika ile hala bu konudaki gerginlik devam ediyor. Ve bir diğer konu da Doğu Akdeniz olacak. Hemen ardından da zirve içerisinde bir zirve de yapılacak. İngiltere, Fransa, Almanya ve Türkiye liderleri bir zirvede buluşacak. Şimdi bu konuyu burada tekrar konuşalım istiyorum. PKK-PYD'ye verilen desteğin kesilmesi talebi NATO'da nasıl karşılık bulacak sizce? İlsever, sizle başlayalım isterseniz. Vallahi ben şimdi şunu söyleyeyim. Bir kere demin hocam özetledi Sayın Macron'un çıkışını. Onu tekrar etmek istemiyorum. Fakat o NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti ifadesini Fransa Cumhurbaşkanı. Evet, bizim Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra ifade ediyor ve doğrudan doğruya onunla bağlantılı olarak söylüyor. Fakat yani şunu bilmemiz lazım ki aslında o konuşmasının da bütünü içinde bu gerçek de var. Fransa dahil Avrupa ülkelerinin tamamı Amerika Birleşik Devletleri'nden şikayetçi. İşin gerçeği bu. O NATO'nun bugünkü yapılanması ve bugünkü yönetim tarzından kendileri de rahatsız. Biz bunu Türkiye olarak bilerek hareket edelim. Evet. Ama şimdi ne yapıyor? Koalisyon diyor Trump, ondan sonra atlıyor gidiyor oraya yerleşiyor bilmem ne diyor. Bu yılların getirdiği o şeyin Atlantik sistemi içindeki Amerika'ya bağımlılığın, boyun eğmenin daha doğrusu bir ifadesi olarak bu adımlar atılıyor. Fakat bu onların hepsinden, atılan bu adımların hepsinden geldiğimiz nokta itibariyle rahatsızlar bunu bilelim. Ve bu şekilde bir NATO örgütlenmesi istemediklerini bilelim. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir derken, evet onu bizim Barış Pınarı Harekatı itibariyle söylüyor. Bize danışılmadı, sorulmadı falan deniyor ama yani o sözün temelinde
bir Amerikan emperyalizminden duyulan rahatsızlık olduğunda bizim bilmemiz ve ona göre hareket etmemiz lazım. Yani dolayısıyla Türkiye'nin evet terör örgütü YPG, PYD, PKK bilmem ne temizlenecek. Bunu çok iyi anlatması şart ve Avrupa ülkelerine arkadaş beyin ölümü gerçekleşen bu kurumun sizin söylediğiniz bu. Yani ben bir kere şunu söyleyeyim. Trump kendi Macron kendi beynine baksın. Kendi beyin ölümlü gitsin, kontrol etsin falan filan gibi laflar aşırı ve bence verilecek cevap değil bunlar. Ve yani böyle bir yaklaşım, demin söylediğim tarzda gibi oluşuma karşı, siyasal oluşuma karşı yaklaşım evet gerçekleşmiştir gerçekten NATO'nun beyin ölümü. Ve bunun bir numaralı müsebbibi de işte Amerikan emperyalizmidir ve onun burada desteklemiş olduğu ve bizi tehdit eden, bütün Batı Asya'yı tehdit eden terör örgütleridir. Başta YPG, PYD bilmem ne olmak üzere IŞİD'den FETÖ'ye kadar uzanan. Hepsinin arkasında bu adamlar var. İşte beyin ölümünü gerçekleştiren bunlar ya. Sorunlu burada. Yani böyle bir cevap biliyor musunuz? O dörtlü zirvede de yarın görüşme zirvesinde bunun çok iyi anlatılması lazım ve onlardaki gelişen bu Amerikan emperyalizmine karşı rahatsızlığın iyice vurgulanması ve o bizim Avrasya seçeneğinin, madem ki bu beyin ölümünün müsebbibi budur ve bu hale getirmiştir gerçekten bu dünyayı ve ülkeyi, NATO'yu, o zaman kardeşim el birliğiyle hep beraber birleşelim, mücadele edelim ve bu tahakküme son verelim, bitti. Bu tavır bence çok çok ikna edici olur. Bizim de yaptığımız şey zaten Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve işte Afrin Operasyonu ve Barış Pınarı'yla zaten bu beyin ölümünün müsebbibi olan kuvvete karşı savaşıyoruz. Buna ne tavır alıyorsun sen ya? Tavrını tam tersi. Yani burada tavrı, Türkiye'nin tavrını netleştirmesi Amerikan emperyalizmine karşı ve beraberinde bu ülkeleri de ikna etmeye çalışması ve hepsi için bir tavır şeyi, soru işareti söz konusu oluyor bu. En temel sorun bu. Bunun çok iyi anlatılması lazım. Zirve öncesi altı çizile yapılan bazı vurgular var. Milli Savunma Bakanlığı yine bir açıklama yaptı ve bu açıklamada IŞİD konusuyla ilgiliydi. Şimdi IŞİD'le karşı savaşan PKK diye gösteriyorlar ama Milli Savunma Bakanlığı da şunu söyledi. Suriye'de şu anda küçük bir varlık gösteren IŞİD'in hala var olmasının sebebi işbirliği yaptığı PKK'dır diye bir açıklama da yaptı zaten. Tabii yani bu zaten belli. Yani gerçek bu. Adam işte kendileri söylüyor, açtılar cezaevi kapılarını. Ondan sonra saldılar bütün şeyleri. Onu Türkiye'nin üzerine saldılar. Bütün bunlar bir gerçek. Yani bunların çok çok iyi anlatılması lazım biliyor musunuz? Yani dolayısıyla ben tekrar şuraya geliyorum. Ey Avrupa ülkeleri, Almanya, İngiltere, Fransa. Bak ben böyle bir yapılanmada olmam arkadaş. Derdiniz buysa, yani şayet beyin ölümü benim yaptığım adımla gerçekleşiyorsa suçlusunuz, hatalısınız, yanlışsınız ve hala o dünyanın şeyinin, Gladio merkezinin baş düşmanının hizmetindesiniz, emrindesiniz. Onun için uyanın, gözünüzü açın ya. Adam beni tehdit ediyor, açık. Ben ülkemi savunmakta kararlıyım. Başı dik Türkiye, bağımsız Türkiye. Bizim şeyimiz, hedefimiz budur ve siz bunun yanında olacaksınız. Bu tehdit ama sadece bana değil, sizin de üzerinizde. Görmüyor musunuz bunu? Gözünüzü açın kardeşim. Ve atılacak adım öyle Türkiye'ye tavır almak falan filan değil. Tam tersine o Amerikan emperyalizminin bu Batı Asya'daki varlığını ağır darbe indiren, onu sonlandırma hedefine yönelen Türkiye'yi desteklemektir. Bitti. Burada el birliğiyle iş birliği yapacağız. Şimdi Sayın Ünal vurgular... Affedersiniz de yani S-400 de bunun bir parçası. Onu evet, söyleyeceğiz. Evet, tabii. Var. Yani sen ne tavır alıyorsun S-400'e? S-400 Türkiye'nin tabii ki savunma ihtiyacının ve o Amerikan emperyalizmiyle karşı karşıya gelmişiz. Onu hepsini anlatacağız. İşte Doğu Akdeniz'i, işte Karadeniz'deki tehditler ta nereye kadar uzanıyor? S-400 konusunda da NATO ile herhangi bir problem yaratmayacağı konusunda evet, defalarca kez vurgu yapılmasına rağmen hala net bir tavır var. O konuda da bazı bir karşı tavır var Türkiye'ye NATO'da hala. Tabii canım. Şimdi bu IŞİD konusu var. PKK-PYD'ye verilen desteğin kesilmesi var. Özellikle IŞİD bahanesini öne süren ülkelere yönelik S-400 konusu var dedik. Yine Doğu Akdeniz konusu var. Doğu Akdeniz'e ayrı bir parantez açacağım ama sizinle de şuna dikkat çekmek istiyorum. NATO içerisinde de bir Atlantik-Avrupa çatışması mevcut. Daha önceki günlerde de, aylarda da bunları gördük. Hatta çok meşhur bir fotoğraf da vardı hepimizin gördüğü, Trump'ın oturduğu ve diğer NATO ülkelerinin başında durduğu bir fotoğrafta, aslında önemli bir mesaj da o noktada. Şimdi bu dörtlü görüşme
Fransa, İngiltere, Almanya, Türkiye. Bu Atlantik Avrupa Kamplaşması içerisinde önemli bir görüşme mi sizce? Şimdi ben henüz Avrupa ülkelerinin Amerika'ya karşı bir askeri, alternatif askeri ittifak kurabilecek derecede ayrışmaya gittiklerini göremiyorum. Amerikan Başkanı Trump'ın bazen amacını aşan, bazen işte üslubundan kaynaklanan, bazen de yapısal olarak Amerika ile Avrupa arasında var olan ekonomik sorunlar üzerine yaptığı açıklamalar Avrupa ülkelerinin birçoğunu tedirgin ediyor, rahatsız ediyor. Şimdi bunlardan örneğin Almanya'ya, Suudi Arabistan'a davranır gibi davranmak isteyince, yani Suudilere ne diyor Körfez ülkelerine? Biz olmasak ayakta kalamazsınız. O halde eller cebe diyor. Pamuk eller cebe. Buyurun. İşte salma salıyor. 100 milyar diyor, dolar diyor, 150 milyar dolar diyor, 200 milyar dolar diyor, bilmem ne diyor filan. Bunların tamamını tahsil ediyor mu, edemiyor mu, o da meçhul. Yani öbür taraftan bu bir aslında tek taraflı bir ilişki de değil. Buradaki Arap ülkelerinin kendilerince İran'ı tehdit olarak görmelerinden kaynaklanan bir de silahlanma programları var. Dolayısıyla onlar da Amerika'dan bol bol silah alıyorlar. Amerika'dan ve İngiltere'den. Şimdi aynı muameleyi Almanya'ya yapmaya kalkınca, yani işte biz sizi koruyoruz, siz de zengin bir ülkesiniz, o halde para verin demeye kalkışınca Almanlar tepki gösterdi. Bir dakika dediler, yani bu nasıl bir konuşma tarzı ve nereye gidiyor bu iş? Bunun üzerine Amerikan devletinin geliştirdiği retorik şu oldu. Efendim siz işte en azından milli gelirinizin %2'sini buraya harcamalıydınız savunmaya. Şimdi Almanlar da diyor ki eğer biz milli gelirimizin %2'sini savunmaya harcayacaksak bu ayrı bir konu. Bu kamplaşmanın temeli bütçe konusu. Yani paradan kaynaklanıyor büyük ölçüde. Şimdi o zaman şöyle bir şey var. Bir de Almanlar ikinci bir şey daha dediler. Biz bu savunma harcamalarımızı artıracaksak o zaman Alman ordusu kurmak için harcayacağız. Yani size niye verelim parayı? İkincisi, eğer biz böyle konuşacaksak kendi aramızda ve bu gerçekten bir yapısal kamplaşmaya gidecekse o zaman biz de oturalım, senle birlikte belirlediğimiz bir takım politikaları gözden geçirelim. Nedir bunlar? Mesela birlikte biz Ukrayna meselesinden dolayı Rusya'ya ambargo uyguluyoruz. Bu büyük ölçüde senin başını çektiğin bir politika. Avrupa'da da başka bazı ülkeler var. Mesela Polonya, dediğim gibi bu tür güvenlik meselelerini, ittifak konularını bazen diskotekteki tartışma gibi gören dar görüşlü ülkeler var. Böyle tarihsel olarak bir takım kaprisleri olan, işte Rusya karşıtlıkları olan ülkeler var. Bunların sonuçlarını da hesap edemiyorlar. İşte Amerika'nın mızrağı oluyorlar orada. Ukrayna'nın içine girmeye çalışıyorlar. Sonra sert bir tepki görüyorlar falan Rusya'dan. Şimdi dolayısıyla burada şöyle bir durum var. Almanya'da mesela bu Amerika'nın Ukrayna politikasına tam destek vermişti. Ama şimdi Almanya diyor ki o zaman eğer bu yeniden değerlendirilecek bir sürece giriliyorsa bunu bir görelim. Fakat bunu göremiyoruz da. Böyle bir mesela Alman Başbakanı bunu böyle söylemekten sürekli imtina ediyor. Buna karşılık işte bazen Dışişleri Bakanı, bazen bilmem kim böyle bir satır aralarında sanki bunu ima ediyormuş, söylüyormuş gibi bir şeyler ediyorlar. Ama politikalara yansımış bir şey yok. Söyledikleri şu özetle, o zaman biz de Rusya'yla Amerika'dan bağımsız bir şekilde bölgesel sorunlarda görüşelim. Orada Putin'in başarılı bir hamlesi vardı. Almanya ve Fransa'ya dedi ki sadece üçümüz değil, bu bölgenin önemli kilit ve askeri olarak ağırlığı olan bir ülkesi Türkiye var. Onu da alalım yanımıza. Dörtlü böyle bir görüşme oldu. Şimdi Macron neden hakikaten kendi beyin ölümü gerçekleşmiş bir adam? Şunun için Macron ne tarafına bakarsanız söylediği yanlış. Şimdi Türkiye ile birlikte bu görüşmeyi yaptı. Eğer Macron hakikaten de Gaullist bir çizgide, efendim Amerika'nın NATO içindeki ağırlığına ve Sayın İlsever'in söylediği gibi NATO emperyalizmine karşı bir tavır falan sergilemek istiyorsa, o zaman Türkiye'ye karşı kullandığı üslubu da, politikayı da değiştirmesi lazım. Çünkü ileride böyle bir şey yapmak istiyorsa Türkiye'ye ihtiyacı var. Onun için ben şey diyorum, ne istediğini bilmeyen oyuncağı elinden alınmış, mızıkçı bir çocuk deyip duruyor böyle kendi kendine.
Zaten eğer doğruysa Twitter'dan gelirken okudum. Yani bir eski öğrencim, iyi bir gazeteci tweet atmış. Galiba Merkel şöyle demiş. Macron'a kızmış. Senin kırdığın fincanların parçalarını bir araya getirip yapıştırmaktan ve sonra da hepimizin birlikte bir fincan çay içebilmesini sağlamaktan yoruldum. Hakikaten böyle şey. Eğer bu doğruysa bu haber, tam benim yaptığım analizi doğruluyor. Yani böyle garip bir çocuk falan öyle bir profil çiziyor. Bir de uluslararası sermayenin, finans kapitalin, işte neoliberal ekonomilerin oraya getirdiği bir başkandı ve bunları yeniden şahlandıracaktı falan. Hiçbir şey yapamadı. Sarı yelekliler başına bela olmuş durumda haklı gerekçelerle. Başka bir sürü sorunu var Fransa'nın. Bu adam da işte böyle Doğu Akdeniz'de bayrak göstermeye çalışıyor. Suriye'yi bölmeye çalışıyor. Orada bir büyük Kürdistan kuracak falan aklı sıra. Ondan sonra Türkiye'den bilmem Fırat Kalkanı, Afrin, Barış Pınarı operasyonlarıyla tokadı yedikçe Türkiye Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerine devam ettikçe bu sefer işte ama ben böyle planlamıştım da Türkiye geldi de burayı bozdu da falan. İşte eğer Türkiye böyle bozuyorsa, kimse de bir şey demiyorsa Amerika'ya kızıyor. Amerika'ya kızıyor ama ne için kızıyor? Diyor ki Amerika eğer Türkiye'ye kızmıyorsa, kulağını çekmiyorsa Türkiye'nin, o zaman NATO'da olmasın. Tam çocuk yani. Anlatabildim mi? Evet. Bir bütünlük yok söylediklerinde. Şimdi dolayısıyla burada tekrar şuraya dönüyorum. Bu dediğiniz zirve, o zirvenin aslında yapılan o dörtlü zirvenin bir devamı niteliğinde. Fakat şöyle, Rusya yok, onun yerinde İngiltere var. Şimdi o zaman şöyle de bir durumla karşıyayız. NATO dağılmaya bile gitse, yeni bir NATO yapılanması ortaya çıksa, İngiltere Amerika ile her halükarda birlikte hareket etmeyi tercih edecektir. Kıta Avrupası ile birlikte olmaz. Kıta Avrupa'daki dengelerin korunmasına özen gösterir. Ama mutlaka ve mutlaka ya da büyük ihtimalle diyelim, mutlaka çok ağır bir kelime, uluslararası ilişkilerde her zaman olmaz. Amerika ile birlikte olmayı yeğler. Dolayısıyla bu zirveden ben çok bir şey çıkabileceğini düşünmüyorum. Bu zirveden şunu yapmaya çalışıyorlar belki. Türkiye'ye ya sen bu muhalefetini kaldır. Bu Baltıklara yapılacak olan işte şey konuşlandırmaya onay ver. Biz de sen ne istiyorsun? Hani NATO'dan gerekirse bir şey çıkaralım, bir bildiri çıkaralım. Hatta belki NATO bir terör örgütleri listesi çıkarsın. Oraya YPG'yi, PKK'yı yazsın falan. Ama mesele bu değil. Mesele bu değil. Türkiye'nin buna aldanmaması lazım. Bunun özellikle bakın altını çiziyorum. Dikkatli olması gerekiyor. Mesele tek başına bu değil. Ne? Şu. Müttefiklik bir bütündür. Bakın. Dış politika bir bütündür. Müttefiklik de bir bütündür. Yani NATO'nun içinde müttefik bu tarafa gidince yani amiyane tabirle YPG'nin artisti. Yok böyle bir şey. Yani burada da müttefik olacaksınız bu odada konuşurken benim veto hakkımdan korkarak burada müttefik gibi davranıp Avrupa Birliği'nin içine gidip başka bir havadan çalmayacaksınız. Ha bu böyle devam ederse Türkiye'nin şunu masaya sürmesi lazım her halükarda. Kardeşim ben sizin Rusya ile ilgili güvenlik endişelerinizi paylaşmıyorum. Tamam mı? Yani çünkü Rusya gayet mantıklı şeyler yapıyor. Benimle çok iyi ilişkiler kuruyor. Benim ulusal çıkarlarım bu sizin politikalarınızı desteklemiyor. Dolayısıyla yeni bir düzenlemeye gitmemiz lazım. Ben burada sizin getirdiğiniz her işte silahlanma, konuşlanma vesaire projesine destek veremem peşine. Dolayısıyla her konuyu benimle pazarlık edeceksiniz. Ve bundan sonra ben birbiriyle alakalı olmayan konuları buraya getiririm. Neden? Neden? Türkiye'nin elindeki en önemli argüman şu olacaktır. Müttefiklik bir bütündür. Şimdi NATO'nun 5. maddesi ne diyor? Bir müttefik ülkeye bir saldırıda bulunulursa bu bütün ülkelere saldırılmış anlamına gelir. Bütün NATO'ya yapılan bir saldırı anlamına gelir. Evet. Peki Amerika Birleşik Devletleri, şimdi biz PKK bize saldırıyor mu? Yıllardır. Peki bunu niye müttefiklerimiz kendilerine yapılmış bir saldırı olarak görmüyor?
Efendim o bir terör örgütü de işte NATO'nun kapsamına girmez de NATO işte Sovyetler için kuruldu sonradan bilmem ne oldu. Peki 2001 yılında 11 Eylül olayları neydi Amerika'ya? Bir terör örgütü Amerika'ya saldırdı. Peki Amerika geldi ne yaptı NATO'nun içinde? Dedi ki bana tam destek vereceksiniz. Niye herkes birden tam destek açıkladı? Biz Afganistan'da ne yapıyoruz yıllardır? Derdimizin soru ne? Afganistan'da. Ha o zaman yani sana bir terör örgütü saldırırsa bu toplu NATO'nun cevap vermesini gerektiren bir saldırı şeklinde algılanıyor. Bana olursa olmuyor. Yok böyle bir şey. Anlatabildim mi? Evet. Yani Türkiye geçmişten bugüne NATO'daki kozlarını kullanmayı bu şekilde istemedi. Şimdi bu kozların farkına varmalı. Mesela şunu demeli. Demeli ki Avrupa Birliği Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerine tepki olarak bir açıklama daha yaparsa, yok işte ben Türkiye'ye bilmem çay vermeyeceğim de kahve ikram etmeyeceğim de gibi böyle ucuz, Rumları şımartan, heveslendiren bir takım yaptırım kararları açıklarsa belki Türkiye şuraya gelmeli. Tamam demeli o zaman böyle mi? Siz bu odada benim yanımda adam gibi konuşmaya çalışıyorsunuz benimle. Bu odadan kalkıyorsunuz Avrupa Birliği odasına geçiyorsunuz böyle yapıyorsunuz. O zaman ben de bu odada size şunu dikte ediyorum. Bundan sonra NATO'nun genişlemesinde hangi ülkeyi alınacaksa benim ön kararım şu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni gelecekler tanıyacaklar. O ülke gidecek büyükelçilik açacak. Ondan sonra müzakereler başlayacak NATO'yla. Ha bir sonraki aşama. Ben sizin bu Rusya ile ilgili görüşlerinizi paylaşmıyorum. Ha revize edilmiş modellerle NATO'daki konuşlanmayı, NATO'nun silahlanmasını, yeni silahların şuraya mı buraya mı oradan alınıp şuraya mı çekilmesini tartışacaksak bunları da ben şu şarta bağlıyorum. O zaman bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma konusundaki ısrarıma ilaveten başka yaptırımlar getireceğim bundan sonra. Tantadolu bunlar... ama kendi koşullarıyla gitmeli Türkiye. Tabii yani zaman. Şöyle bugüne kadar yapmadığımız bir şey. Ama daha önce dediğim gibi 64'ten sonra bir yaptık. Ya daha doğrusu Küba krizinden sonra bir yaptık. Ama orada şöyle bizi doğrudan ilgilendiriyordu. Amerika NATO'nun 5. maddesini sulandırıcı bir askeri doktrin getirmeye çalıştığı için yaptık. Ayrıca Yunanistan vesaire gibi hayati konularda hep yaptık. Ama şimdi işte Baltıklardaki bir konuyu bizim YPG'ye bağlamamız gibi. Bundan sonra bunu yapmamız lazım NATO'da. Anlatabildim evet. mi? Ha. Yani dolayısıyla böyle giderse hiçbir sorun olmaz. NATO bizim için bir artıya dönüşmeye başlar. Ha biz bunu yaptığımız zaman Rusya bize daha fazla... nasıl diyeyim daha değerli bir gözle bakar. Yani Türkiye ile ilişkilerine mesela bir sonraki aşamada biz Ruslarla S-500 mü üreteceğiz? Yeni S-400 bataryaları mı alacağız? Bunları birlikte mi üreteceğiz? Ha bunların konularında Rusya daha fazla bize nasıl diyeyim bizim isteklerimize daha yatkın hale gelir. Türkiye'nin şimdi, o kararlı duruşunu gördükten sonra. Aynen, aynen. Şimdi şunu kabul etmemiz lazım. Çok kutuplu bir dünya düzenine gidiyor dünya. Hatta bence çok kutupluluk büyük ölçüde oluşmuş durumda. Bu çok kutuplu dünyanın içinde bir Amerika Birleşik Devletleri gibi hala en güçlü olan ülke var. Ama birden fazla devletin kendi coğrafyalarındaki karşı koymalarıyla, meydan okumalarıyla da yüz yüze gelmiş durumda. Onlara karşı yapabileceği şeyler de çok sınırlı bir halde. Bir de Amerika'yı kendi bölgelerinde dengeleyen ülkeler var. Çin gibi, Rusya gibi. Şimdi bunlara ilaveten bir de Türkiye gibi, İran gibi, hatta buna Brezilya'yı da koyabilirsiniz. Kendi bölgelerinde önemli orta büyüklükteki ülkeler var. Sayın Ünal, sözünüzü böleceğim ama kısa bir reklam aramız tamam. var. Sonra bu da şunu söyleyeyim sadece. Türkiye bu rolünü de bilmeli. Tıpkı çok kutupluluğa evrilen dünya gibi NATO'nun içinde de bunu çok iyi kullanabilir. Dikkatli, özenli bir dış politika ve ona uyumlu bir diplomasiyle. Evet. Evet değerli izleyiciler kısa bir ara ardından tekrar buradayız.
Ulusal özel kaldığı yerden devam ediyor. Evet, Fransa'nın NATO'nun mızıkçı çocuğu olduğundan bahsetmiştik. Şimdi NATO'da gündeme gelecek önemli konulardan biri de Doğu Akdeniz konusu. Libya ile imzalanan tarihi bir mütabakat oldu. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mütabakat muhtırası iki ülke arasında imzalandı. Bu tarihi bir adımdı dedik. Mavi Vatan'da 17 yıl sonra imzalanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında bir devletle bir anlaşmaydı. Şimdi gözler dolayısıyla Türkiye'de, Doğu Akdeniz'de, Libya'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya'ya da tehditlerin başladığını söylemişti zaten. Haliyle ne oldu? Karşı cephe hareketlendi, panikledi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis önce Macron'dan ve Mogherini'den hemen yardım istedi. Şimdi yarın da NATO toplantısında Yunanistan destek bekleyecek NATO ülkelerinden Doğu Akdeniz'deki hamlelere karşı. Öncelikle bu tarihi mütabakatı nasıl değerlendiriyorsunuz ve Yunanistan istediği desteği NATO'dan sizce bulabilecek mi? Sayın Fethullah Sever, size sorayım başta. Şimdi bu söylediğiniz gibi 17 yıl sonra atılmış önemli bir imza. Hakikaten tarihi bir adım. Çünkü özellikle son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nin önderliğinde işte Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan, İsrail de yanlarında ve Mısır'a kadar uzanan bir cephe oluşturdular ve esas itibariyle hakikaten Doğu Akdeniz'e tam bir Amerikan hakimiyeti amacıyla yapılmış bir, atılmış bir adım bu ve Türkiye falan burada yok. Tam tersine Türkiye'ye karşı aslında atılmış bir adım olarak şey yapalım. Yani Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını savunmasına karşı alınmış bir önemli bir önlem, önemli bir adım olarak hep yaşadık bunu. Biz tabii önce o kendi gücümüzle ve Mavi Vatan tatbikatlarıyla bunu kabul etmediğimizi, buna itirazımızı ortaya koyduk. Yani evet, bizim yapıyorsunuz bunları ama böyle bir silahlı güçle biz bunu önleriz ve bunu kabul etmiyoruz şeklinde. Ondan sonraki ilk diplomatik siyasi adım da bugün hakikaten Libya ile yapılmış olan bu anlaşma oluyor. Dolayısıyla yani KKTC, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile beraber yapılmış olan anlaşmanın ötesinde yeni bir ülkeyle bir anlaşma yapmış oluyoruz. Evet, bizim şeyimizin, münhasır ekonomik bölgenin belirlendiği, işte deniz yetki alanlarının sınırlandırıldığı ve netleştirildiği bir tabloyu biz ilan etmiş oluyoruz bütün dünyaya. Libya ile beraber. Ve dolayısıyla bu bölgedeki Amerikan, İsrail hakimiyetine, Yunanistan ve Rum yönetiminde kullanılarak yapılmak istenen şeye karşı artık sadece askeri gücümüzü göstererek değil, Mavi Vatan tatbikatlarıyla yanı sıra bir diplomatik, siyasi adımda, çok önemli bir adımda atılmış oluyor ve bundan tabii dediğiniz gibi Yunanistan başta olmak üzere en başta tabii Amerika Birleşik Devletleri rahatsızlar ve bu bence de şeyin, NATO'daki görüşmelerin önemli bir şeyi olacak, tartışma meselesi olacak. Kararlı duracağız burada ve bunu devam ettireceğiz. Libya ile imzalanan bu anlaşmanın devamının da geleceğini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu söyledi. Komşu ülkelerle de görüşeceğiz dedi. Evet. Aslında önemli açıklamalar bunlar en bu atmosferde. Bence bu koşullarda Suriye'de de bu anlaşmayı yapmış olmak, yapacak olmak daha doğrusu en ciddi adım olur. Bundan sonraki en ciddi adım olur. Artık önümüze duran görev budur yani. Suriye ile bir yan sınır anlaşmasından bahsediliyor. Tabii. Kritik önemde diyorsunuz. Evet. Evet, şimdi Macron'dan bahsettik, mızıkçı çocuk dedik. Şimdi Yunanistan Başbakanı'nın ilk yardım istediği kişi de Macron oldu Doğu Akdeniz konusunda. Ne diyeceksiniz Sayın Nal? İşte bir fantezi gezegeninde yaşayanlarla mızıkçı çocuklar oturup şimdi kendi hallerine ağlayacaklar. İşte Türkiye geliyor, orada da bozdu işimizi, işte burada biz tam şunu yapacaktık da öyleydi de böyleydi de, tam böyle bir hal. Şimdi Kıbrıs Rumları... fantezi gezegeni diye bir yerde yaşıyorlar. Orada yaşamayı nasıl başarıyorlar? Hayret de etmek lazım. Hani ne içerek o zirveye çıkıyorlar ya da ne çekiyorlar? Hani Kıbrıs'taki mevcut içkiler falan biliyoruz. Onunla oraya ulaşılmaz. Bir şey var yani. Şöyle bir fantezi. Yani bir gün fantezi gezegeninden bütün ordular gelecek. Ani bir çıkarma yapacaklar. Kıbrıs'a inecekler. Kıbrıs'tan Türk birliklerini atacaklar. Bu Rumlar da kuzeye gelecekler, işte haç dikecekler, fethedecekler, denize dökecekler. Ondan sonra böylece 100 yıllık amaçlarına ulaşmış olacaklar falan. Yani
hiçbir şeyde adamları bu rüyadan uyandıramıyor. O yüzden ne çektiklerini merak etmemek mümkün değil hakikaten. Neyi çekiyorlar ki bundan uyanmıyorlar. Şimdi Türkiye değişik adımlarla onları uyandırıyor aslında. Evet. Bu arama ve sondaj faaliyetleri bunların başında geliyordu. Dediler ki Atilla'dan sonra en büyük işgalle karşı karşıyayız. Tabii. Ne olacak? Çünkü siz aslında evirdiniz, çevirdiniz, topu getirdiniz, altı pasta Türkiye'nin eline verdiniz, ayağına verdiniz. Kale de boş. Çünkü siz başlattınız bunu. Neden? Oldu bittiler yapmaya çalıştınız. Tıpkı 74'te yaptığınız gibi. Ve 10 yıl boyunca yaptıklarınızı da Türkiye bir gecede yıktı işte. Niye? Çünkü yanlış işler yapıyorsunuz. Türkiye'yi orada, o Doğu Akdeniz coğrafyasında denizden dışlamak mümkün değil. Tıpkı Ege'den dışlamak mümkün olamayacağı gibi. Şimdi burada şu, bunları söyledikten sonra yalnız iğneyi kendimize de batırmamız lazım. Mesela Türkiye karşıtı cephe diyoruz. Böyle bir cephe yok. Türkiye kendi kendine yarattı bu cepheyi. Türkiye, Türk dış politikasının yanlışları üzerine oluşan bir cepheydi bu. Şimdi Suriye'yle niye kavgalıyız? Bunu herhangi birimiz izah edebiliyor muyuz artık? Lübnan'la niye ilişkilerimiz sıcak değil? Mısır'la nerede başladık bu kavgaya? Hatırlayan var mı? Hani bazen böyle bir aşiretler, kan davalık olur. 100-150 senedir birbirlerini öldürürler. Sonra bir siyasi, bir büyük insan falan aracı olur, barıştırmak ister. Sorarlar, derler ki ya siz nerede başlamıştınız? Ne olmuştu da bu işe başladınız? Hatırlayanı yoktur. Tam gerçek şeyleriyle, detaylarıyla şu olmuştu da bu olmuştu diye hatırlayanı yoktur. Bizim Mısır'la kavgamız da buna benzedi. Şimdi biz pazara kadar mı kavga edeceğiz, mezara kadar mı? Yani Mısır bizim çok yakın bir dostumuzdu. Çok iyi ilişkiler içindeydik Mısır'la. Mübarek 1998 Suriye krizinde bize çok yardımcı olmuştu. Zaman zaman aynı görüşlerde olmadığımız da vakidir. Ama bu iki devletin birbiriyle böyle düşmanca ilişkileri halinde olmasını gerektirmez. İşte şu anda mesela Sisi bizim yandaş basına bakarsanız Amerika'nın kuklası. Adam Rusya'nın Putin'in gözdesi. En yakın ilişki içinde olduğu Orta Doğu lideri. Ülkesinin kendi çıkarları için Amerika'ya belli mesafede, Rusya'yla sıkı ilişkiler içinde, diğer konularda diğerleriyle gayet iyi şeyler yapıyor. Biz peki ne zamana kadar kavga edeceğiz Mısır'la? Yani Sisi bu ülkeden gitmeden biz bu ilişkileri düzeltmeyeceğiz diyorsak o zaman yanlış bir yoldayız. Ha yani şunu demek istiyorum. Bakın bizim İsrail'le ilişkilerimiz iyi olduğu dönemlerde İsrail Yunanistan ve Kıbrıs Rumları ile ilişkilerini hep belli bir mesafede tutardı bizi rahatsız etmemek için. Mesela Rusya'dan S-300 füzesi ısmarladıklarında 1997'de Türk F-16'ları ile İsrail F-16'ları ortak tatbikatlar yapıyorlardı. Bu füzeler getirilirse aniden bu füzeleri nasıl vuracağız? Belki İsrail üzerinden, İsrail'den kalkacak Türk F-16'ları Akdeniz'in hemen üzerinden radara yakalanmadan uçarak bu iş, operasyonu tamamlayacak falan diye. Şimdi burada ülkeler çıkarları odaklı dış politika geliştirmek durumundadırlar. Bizim şu anda çevremizdeki hiçbir ülkeyle kavga etme lüksümüz yok. Gerekçemiz de yok. Şimdi İsrail'le belli konularda anlaşamıyorsunuzdur. Başka bir ülkeyle belli konularda anlaşamıyorsunuzdur. Ama dış politikanın amacı şudur. Asgari müşterekleri artırma sanatıdır. Şimdi herkesle kavga ederseniz herkes de size karşı birleşir o zaman. Geçtiğimiz yıllarda bu oldu. Rumları heveslendirdik. Allah'tan Türkiye'nin pazuları, silahlı kuvvetleri güçlü olduğu için pazu gösterisiyle Doğu Akdeniz'de Rumların yapmaya çalıştığı oldu bittileri kırdı. Şimdi Libya ile imzalanan bu anlaşma birçok açıdan önemli. Çünkü güya işte İsrail, Mısır ve zaten gerçi Mısır çekildi oradan da İsrail doğalgazıyla Rumların çıkaracağı doğalgaz. Bu da biraz şeye benziyor aslında, bir şey vardır ya, hani adam yazın tembellik etmiş de ot biçmemiş, saman almamış falan filan. Ondan sonra affedersiniz eşek ahırda ölüyor açlıktan. Ondan sonra gitmiş kulaklarını okşayarak ölmeye şeyim ölme işte yaz gelince ben sana yonca biçeceğim falan diye. Bu da biraz ona benziyor. Yani İsrail'in çıkardığı gaz ekonomik değil,
Akdeniz'in altından 1000 küsur kilometre bir doğalgaz boru hattını destekleyecek büyüklükte değil. Rumların şu ana kadar verdikleri şeylerde, ruhsatlarda yapılan araştırmalardan fazla bir şey çıkmadı. Ha olursa, çıkarsa, gelirse, o da bulursa, hepsi işte bir holdingin adı gibi oluyor ya, olsa bulsa yapsa, ondan sonra bunlar da Avrupa'ya giderse filan diye bir şey vardı yine, bir fantezi vardı. Şimdi Türkiye'nin Libya ile bu anlaşmayı imzalaması onun geçeceği yolun da önünü tıkamış oldu her manada. Ama az önce Sayın İlsever'in dediği gibi mutlaka ve mutlaka dış politika hamleleriyle, ince ayarlı diplomasiyle ve çevremizdeki ülkelerle dostane ilişkiler kurarak desteklenmesi kaydıyla başarılı olur. Herkesle anlaşmak zorunda değiliz ama çıkarlarımıza göre hareket etmek zorundayız. Pek tabii, bir konuda mesela şu konuda anlaşırız, şu konuda anlaşamayız o ülkeyle. Evet. Ama bu anlaştığımız konunun ayrıntılarını genişlettikçe, bir de şöyle, mesela diyelim İsrail Büyük Kürdistan peşindeydi ama bunu yapamayacağını gördü. İsrail gerçekçi bir ülkedir. Yapamayacağını görürse başka bir rotaya döner. Çünkü İsrail bölgede belli ortaklar arar, geçici işbirlikleri bulur. Yani çünkü kendince bir güvenlik siyaseti falan var. Bu aynı şey Mısır için geçerli. Mesela Mısır'la bizim kavgalı olmamızı gerektirecek hiçbir şey yok şu anda. Bizim politikalarımızdan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bizim bir dış politika revizyonuna ihtiyacımız var. Başta Suriye olmak üzere. Mesela Suriye ile bu yan hattı nasıl çizeceğiz? Burada da yaratıcı fikirlere ihtiyacımız var. Bakın geçen bu Soçi mutabakatı gayet profesyonellerin yaratıcı fikirleriyle ortaya çıkmış bir mutabakat. Neden? Rusya ortada oturuyor. Aslında Suriye ile Türkiye bir mutabakat imzalıyor. Mutabakatın maddelerini okuduğumuzda aslında orada Suriye ile Türkiye'nin uzlaşmasının işaretleri var. Çünkü diyor ki Adana mutabakatının uygulanmasını Rusya kolaylaştıracaktır. Adana mutabakatı kimle kim arasında? Hangi ülke ile hangi ülke arasında? Orada Suriye'nin sınır muhafızları da şunu şunu yapacaktır diyor. Bizim o zaman operasyonumuzu Suriye bir manada meşru hale getirmiş oluyor. Evet. Ha şimdi burada da şöyle şeylere ihtiyacımız var. Bakın 2-3 konuda Suriye ile mutabakat imzalamalıyız. Hızlıca almak Suriye istiyorum Sayın Hanım. Rusya ortada oturmalı. Mesela Suriye ile biz Adana mutabakatının yürürlüğe girdiğini ilan eden YPG, PKK, YPG, PYD ve onun bütün türevlerini kapsadığını ilan eden, iki ülkenin ortak mücadele diye yeniden başladığını ilan eden bir mutabakat imzalamalıyız. Rusya orada da oturmalı. Hani ondan alıp bize getirmeli, bizden alıp ona götürmeli imzayı. Anlatabiliyor muyum? İkincisi şu olmalı. Türkiye'deki Suriyelilerin Suriye'ye geri dönüşlerini sağlayan ve zaman içinde hızlandıran bir mutabakatı yine Rusya'yla, Rusya vasıtasıyla Suriye'yle imzalamamız lazım. Ve aynı yolla Suriye ile Rusya üzerinden bir yan hat belirleme mutabakatı da yapabiliriz. Çünkü Suriye'nin de o Doğu Akdeniz'de büyük hakları var. Bu Rum kesiminin ve Yunanistan'ın atmaya çalıştığı adımlar onlara da zarar verici unsurlar içeriyordu. Dolayısıyla Suriye'nin ve Lübnan'ın da bu vagona katılması lazım. Evet. Bunları Türkiye'nin acilen devreye sokmasında büyük önüne fayda koyması var. Gerekiyor. Şimdi Ferit İlsever, hemen size dönmek istiyorum. Evet. Şimdi bu Doğu Akdeniz'deki hamleyle birlikte de aslında yine döneceğim. NATO planlarına büyük darbe indirilmiş oluyor. Çünkü Brüksel'de yapılan toplantılarda Türkiye hep Karadeniz'e hapsedilmek ve Doğu Akdeniz'den uzak tutulmak isteniyordu. Şimdi Doğu Akdeniz'de Türkiye zaten önemli adımlar atarken sondaj gemileriyle, kendi gemileriyle. Bir de bu anlaşma NATO'yu rahatsız edecek gibi gözüküyor. NATO planlarını nasıl etkileyecek bu mavi vatanda sizce? Valla işte demin de konuştuğumuz gibi hakikaten çok rahatsız ediyor, edecek ve ondan sonra bu Türkiye'nin milli egemenliği konusunda, bağımsızlığı konusunda, başı dik bir Türkiye olma noktasında attığı çok önemli adımlardan bir tanesi. 2015'te başlayan işte PKK'nın hendeklere gömülmesiyle ve ondan sonra Fırat Kalkanı'yla işte Afrin operasyonlarıyla ve Fırat'ın doğusuna yönelik hamlelerimizde mesafe aldığımız, hep burada söylüyoruz Seda Hanım, bu Amerikan emperyalizmini adeta
savaş halindeyiz. Karşı karşıya gelmişiz. Artık bunun 2 kere 2 4. Yani siyasi alanda, askeri alanda, ekonomik her alanda böyle karşı karşıya gelmişiz ve Türkiye bir tavır sergiliyor. Bir karar vermiş devlet olarak. Hükümetiyle, milletiyle tabii ve siyasi partilerinin içinde önemli bir güçle 2013-2014'ten sonra bir ayağa kalkan bir Türkiye, Mustafa Kemal devrimini yeniden yaşıyoruz. Adeta bu Türkiye'nin önüne gelmiş bir gerçeklik, bir zorunluluk ve adım adım da çok hatalar var tabii. Biz orada tekrar ettiriyoruz ama yanı sıra dış politikada özellikle ve askeri planda çok önemli, çok ciddi adımlar atılıyor. Bu en son Doğu Akdeniz adımı da bence çok önemli bir adım ve gerçekten de NATO'nun bence önemli gündem maddelerinden birini oluşturacak. Benim bu konuda söyleyeceğim son şey şu, aman netlik. Yani şimdi hala Suriye ile hocamız özetledi, Rusya üzerinden arkadan dolaşarak Soçi mutabakatlarında böyle dolaylı ifadelerle, şunlarla bunlarla değil. Artık çünkü savaş halindeyiz diye altını çiziyorsak, yani savaş dediğimiz olay en net olgu. Evet. Netlik isteyen bir olgu. Köklü, radikal, düzgün, doğru, net tavırlarla. Yani oradan buradan dolaşarak, Suriye ile görüşerek, bilmem neyle falan filan olacak şeyler değil. Burada artık dostumuzu, yani şeyimiz belli. Düşmanımız belli. Karşı karşıya gelmişiz artık. O kadar net yani. Kendileri söylüyorlar, kendileri ifade ediyorlar. S-400'üne karşı, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına karşı, Karadeniz'de ne bileyim işte Türk akımının önünü kesmek için Ukrayna'yı devre, yani her türlü bin bir türlü melaneti yapıyorlar. Daha ne yapsınlar? Açık açık söylüyorlar. Düşmanımızdır Türkiye diyorlar. Yani biz tamam böyle söylemeyelim ama şunu şuradan ettik lazım. En azından dost olduğumuz kuvvetlerde son derece net, açık işbirliği ve ittifak bitti. Her bir alanda, ekonomik, siyasi, askeri her alanda ittifak atacağımız adımlar bunlar yani. En başta tabii Suriye burada en kritik olay. Çünkü orada cepheye gelmişiz Amerikan emperyalizmine. Özellikle Fırat'ın doğusunda. Kilit rolde olan evet, ülke Suriye. Evet, o noktada Suriye yoğunlaşıyor. Şimdi burada geçen haftalarda da konuştuk. Bu bakın şöyle bir şey. Amerikan emperyalizminin bu bölge hakimiyetinde, yani sadece aslında Batı Asya'da değil, Avrupa içinde son derece önemli bir şey. Üstlendiği merkez işte Arnavutluk. Şu anda NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı, yani o Amerika Virginia Dakota'daki Gladio merkezi, Avrupa ve Batı Asya'yı, Asya'nın hatta önemli bölümünü ve Balkanlara kadar uzanan kısmını bu Arnavutluk merkezde oraya üstlenmiş vaziyetteler, geldiler. Çünkü bunu Virginia'dan yönetmek mümkün değil, buradaki faaliyeti. Oradan yönetiyorlar ve bunun uzantıları işte İncirlik'tir. Bir noktası kuzeyde Balkanlar'da şeydir, Ermenistan'dır. Aşağıda Suudi Arabistan'a kadar uzanan, İsrail ve Suudi Arabistan'a kadar uzanan bir üsler topluluğu burası. Bu şekilde çalışıyorlar. Yani buradaki en kritik nokta şu anda Fırat'ın doğusunda verdiğimiz savaştır bizim. O savaşı kazanacağız. Orada en büyük darbeyi indireceğiz. Zaten Rusya Ermenistan'ı sıkıştırıyor. Evet. Bu şey Gladio şeylerinden uzak durması için bastırıyor. Öyle bir ittifakımız var. En sonunda da bunların Avrupa ülkelerini de ikna ederek, aslında bakın o dörtlü zirve de burada bence bu bakımdan da çok anlamlı bir şey. Çünkü o sözünü ettim, Arnavutluk'taki üstlenmenin falan baş müsebbiplerinden bir tanesi Almanya'dır. Yani şey dağıldıktan sonra Yugoslavya ve o Kafkaslar, Balkanlar parçalandıktan sonra oraya üstlenmesini Gladio'nun bir numaralı müsebbibi Almanlardı. Geleceğiz, ikna edeceğiz ve buradan def edip atacağız Gladio'yu. Evet, çok teşekkür ediyorum sizlere yayınımıza eğer katıldığınız için. Eğer Suriye'yle anlaşırsak Macron ağlar o zaman. O zaman gerçekten ağlar diyorsunuz. Yani hırçınlık ağlamaya dönüşür. Evet, konuşacak çok fazla konu var. Dolu dolu bir gündem. Aslında değineceğimiz iç siyasete dair de önemli konular vardı. Bir başka programa saklayalım diyelim. Sizlere çok teşekkür edelim. Biz teşekkür evet, Vatan biz Partisi teşekkür Merkez Karar Kurulu üyesi Ferit İlsever ve Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal'la birlikte ulusal özelliği yaptık. Dolu dolu bir program oldu. Herkese iyi akşamlar dileyelim. Hoşçakalın.